size kendi bolluk bereket workshoplarımda paylaştığım bir ritüelden bahsedeceğim. İstediğiniz şeyleri kendinize çekme ritüelinden detaylarını anlatıyor olacağım. Ama ritüel neydi ondan bahsedelim. Ritüel aslında istediğimiz şeyi hayatımıza çekmek için bilinçaltımıza bir kayıt girmek aslında. Yani bunun olabilitesini, yapılabilir olduğunun daha kolay bir şekilde bizim için imkanlı olduğunu bilinçaltımıza gösteriyoruz. Şimdi öncelikle birkaç elemente ihtiyacımız olacak. Şöyle bir cam bir kavanoz. Yani boyutu çok önemli değil. Orta boyutlarda olabilir, büyük de olabilir. O sizin elinizde olan imkanlarınıza göre değişir. Şimdi bu kavanozun içerisine öncelikle su ekleyeceğiz ama su eklemeden önce hemen bir niyet ediyoruz. Bu cümleyi aynen söyleyebilirsiniz ya da siz ekleme yapabilirsiniz. Her şeyin yaratıcısı, bu yapmış olduğum isteklerimi çekme ritüeli kolaylıkla gerçek oldu ve bu niyetlerimin gerçek olmasını kabul ediyorum. Ben bu niyetime, bu dileğime layığım diyorsunuz ve suyu ekliyorsunuz. Bu kadar yeterli. Şimdi niyetinizi iki niyet olmak şartıyla iki niyetinizi bir kağıda yazıyorsunuz ve kağıdı bu şekilde katlıyorsunuz. Nasıl yazıyorsunuz? Şimdiki zaman kullanarak yazıyorsunuz. Yani buna sahibim diye yazıyorsunuz ve detaylandırıyorsunuz. Ev mi istiyorsunuz, araba mı istiyorsunuz, iyi bir iş mi istiyorsunuz, para mı istiyorsunuz, ne kadar para istiyorsunuz? Yani detaylı bir şekilde ikişer tane iki niyet olacak şekilde yazıyorsunuz ve bunu biraz katlayayım. Hemen şöyle içine koyuyorsunuz. Tamam mı? Kapağını da kapatıyorsunuz. İşte bu şekilde hazır. Bunu yapmanız gereken birkaç şey var. Bunu karanlık bir yere koyuyorsunuz. Koyduğunuz yere koyuyorsunuz. Karanlık ama temiz bir yer olsun. Yani yer kirli falan olmasın. Koyuyorsunuz. 7 gün sonra bunu açıp bir ağacın altına, zaten kağıt erimiş oluyor, bir ağacın altına dökebilirsiniz. Şimdi suyun güçlendirici etkisi var. Sonra niyeti gene toprağa veriyorsunuz kök salması için. 7 gün boyunca hiç ellemiyorsunuz, hiç kapağını açmıyorsunuz, kuşku duymuyorsunuz. En önemlisi bu. Yaratım yaparken ki bir sır varsa kuşku duymamak. Eğer kuşkularınız varsa orada blokajlarınız var demektir. Onun için zaten ayrıca bir çalışma, blokaj temizliği alınması gerekir. Bu ritüel çalışıyor arkadaşlar. Yani seneler önce yaptım, çalışıyor. Ara ara gene yapıyorum ama bir trik daha söyleyecek olursam bu ritüeli yeni aylarda yapmanızı öneririm. Çünkü başlangıçları ifade ettiği için yeni ay çok güçlendirici etkisi oluyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Tümünüzün, hepinizin niyetleri kolaylıkla gerçek olsun. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.